Arkadaşlar hepinize merhabalar. Emre Genç ben. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni arabamı tanıtacağım arkadaşlar. Bu araba arkadaşlar 2007 model bir Opel Astra H 1.3 CDTI modeli ve Cosmo paketi olarak geçiyor arkadaşlar. Sizlere hemen Cosmo'nun olayı nedir bunlardan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi mercekli bir farımız var. Buna bağlı olarak da far yıkamalarımız mevcut. Daha sonrasında sis farı yine orijinaliyle beraber geliyor arkadaşlar. Cosmo'ya özel bu Opel'in kelebek jantları var arkadaşlar. Ford'daki kelebek jantla anımsatıyor diyebiliriz ama aynı jantlar değil tabii ki. Opel'in Cosmo modelleri için üretmiş olduğu jant arkadaşlar. Aynı zamanda arka tarafta aldığım kişi tarafından sonradan bir LED stop dönüşümü yapılmış. Bu şekilde görebilirsiniz. Daha sonrasında arkadaşlar burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu arada alır almaz aracın nazarlığı mı diyelim. Buradan bir kaza yaptım maalesef. Kapağımız kırılmıştı. Kapağımız da şu anda çok güzel bir şekilde Emre Garaj tarafından boyandı arkadaşlar. Emre Garaj'a buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Bu şekilde diyebiliriz. İç kısmına geçtiğimiz zaman ise içeride bir deri döşeme mevcut. Deri döşemeden de şu şekilde bahsedeyim. Burada deri döşemeler mevcut. Yine kapı içlerinde de deri falan kullanılmış arkadaşlar. Göğsün yumuşaklığından bahsetmek istiyorum. Göğsü de şu şekilde oynattığımda görüyorsunuz zaten ne kadar yumuşak olabildiğini. Aynı zamanda kol dayaması mevcut. Yağmur ve far sensörü de mevcut arkadaşlar. Daha sonrasında yine tuşlardan da kontrol olduğunda zaten görebiliyorsunuz. Öte yandan araç 6 ileri manuel bir şanzımana sahip. Double ekran sonradan yapılmış bu araca. Buraya da yine bir OPS etiketi eklemişler. O da hoşuma giden detaylardan birisi oldu. Arkadaşlar şimdi aracın viraj tadına bakalım. Bir de sürüş dinamiklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Bunun için çok güzel bir yer biliyorum arkadaşlar. Erzin yoluna doğru gideceğiz. Orada çok güzel eski yollar var, virajlar var. Bu virajlarda aracın tadına bakacağız. Şasi dengesine, fren hissiyatına, vites geçişlerine falan bahsedeceğim sizlere. Ve Erzin yol demişken buradan Furkan abiye de selamlar göndermek istiyorum arkadaşlar. Bu arada araçla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Güçlendirme anlamında bu araçta Econation'ın yazılımı var arkadaşlar. Stage 1 soft bir yazılım mevcut. Aynı zamanda egzoz olarak da EGR ve katalizör iptal arkadaşlar. Stage 1 yazılımla birlikte bu şekilde güzel bir güç alabildik biz araçtan. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şimdilik videomuza geçelim ve yoldaki sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Evet arkadaşlar çekim alanımıza geldik. Burada virajlarımız başlıyor. Burası arkadaşlar Osmaniye'yi Erzin'e bağlıyor. Eski bir yol. Yani normal karayolundan gitmiyorsunuz buradan. Eski yol olduğu için de böyle köy içerisinden falan geçtiği için gayet güzel virajları var. O konuda çok güzel. Ama sanıyorum ki şu an dönüme iki tane araç takılacak. Yani bir köşede belki onları beklerim. Öyle devam ederiz. Bakarız duruma göre. Ya da şuradan Bismillah deyip başlamak lazım. Burada arkadaşlar virajlarımız başlıyor. Bu arada neden viraj deyip duruyorum? Çünkü Astra'nın en başarılı olduğu kısım bu arkadaşlar. Yani yoldaki vermiş olduğu hissiyat çok güzel. Yani ben onun için tercih ediyorum şahsen daha çok. Aracımızda bu arada stage 1 güçlendirme çalışması var. O yüzden gidişi tatmin ediyor beni şahsen. Hissiyatı olarak arkadaşlar 4 teker birden disk bu arada. Isırması gayet güzel. Isırdığı gibi de yere yapışması da gayet güzel. ABS devreye lastiklerin durumuna göre biraz daha geç girebiliyor. O anlamda da güzel. Direksiyon hissiyatı çok iyi. Bayağı sert bir direksiyon var. BMW'lerin F30 direksiyonlarıyla birebir aynı hissiyatlar diyebilirim. Onlar da böyle serttir arkadaşlar. Sert olması da tabi virajda mesela arabanın arkasını ya da önünü takip edip etmeyeceğini sizlere geri dönüş olarak bildirebiliyor. Bu şekilde diyebilirim. Aracın çekişi ise arkadaşlar stage 1 yazılımla birlikte özellikle çok iyi oldu. Önceden mesela 6 ileri bu araç. Otobanda bile 6 ileriyi eğer bir rampa varsa pek kullanamıyordum. Ama şu anda gayet hoş bir şekilde onu kullanabiliyorum. Tabi beraberinde kat ve EGR iptali de uygulandı araca. Bunlar da yine çekişi arttıran diğer etmenlerden bir tanesi tabii ki.
Frenlerde şöyle bir durum var tabii. Bu aracın bakımıyla olan bir şeyler. Çok fazla ısıtırsanız, atıyorum yayladan iniyorsunuz, fren hidroliği kaynama seviyesine ulaştığı için, Hatay'ın sınırına geldik bu arada, kaynama seviyesine ulaştığı için fren hortumları arkadaşlar genleşiyor. Genleşince de bu sefer frenleriniz tam sizin istediğiniz kıvama gelemeyebiliyor. Tabii bu dediğim gibi araçların bakımıyla alakalı bir durum. Burası çok keskindir mesela. Aracın kalçasını takip edebiliyorum ellerimin içerisinde. O anlamda iyi arkadaşlar. Burası 90 derecelik bir virajdır. Şöyle alalım burayı da. Bu şekilde arkadaşlar virajlarımızı sonlandırdık. Şimdi buradan bir yerden uç çekip tekrardan Osmaniye'ye doğru dönüş yapalım. Sanıyorum ki şurası müsait gibi gözüküyor. Buradan dönebiliriz. Aynı yolu bir de dönelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu araçlarda ESP bulunmuyor. Bunun sadece bazı spor versiyonlarında, GTC gibi modellerinde bulunuyor. Yani bu araçta ESP bulunmuyor. Sadece ABS gibi bir sürüş destek sistemi var diyebilirim. Onun dışında tekerlere hükmeden bir viraj içi dengeleyici vesaire bulunmuyor. Bu yol tutuşu tamamen şasinin çizimiyle, yani mühendisin yeteneğiyle yapıyor aslında. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Osmaniye sınırına tekrardan döndük. Araçta arkadaşlar ayrıyeten Aybah'ın 5 santim spoiler yayları var. Bunu da belirteyim. Pro kit arkadaşlar. Tabi bu da aracı olduğundan 5 santim daha aşağıya alıyor. Bu da yani aslında normalde de öyle body rolling yapan bir araç değildir ama bunu çok çok daha minimuma indiriyor diyebilirim. Spoiler yayın o konuda bir artısı var tabii ki. Tabi bu yaşından ötürü beni pek etkilemese de daha yüksek yaştaki insanları pek memnun etmeyecek bir durumdur. Çünkü onlar daha çok konfor odaklı seviyorlar. Konfordan da bir nevi çaldığını söyleyebiliriz. Çünkü araç 5 santim daha aşağıda. En basitinden bir çukurdan kaçmanız gerekiyor. İşin garibi ben 5 santime bile zar zor alışmışken grupta Opel Astra H grubundakileri selamlar buradan. Gruptaki arkadaşlardan bazıları 7 santime kadar falan indirenler var. O da bayağı bir aşağıda demek açıkçası. Osmaniye karşıda gözüktü görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar kameramda bir sorun yaşamıştım. Şimdi tekrardan videomuzu devam edelim. Arkadaşlar şimdi bir viraj testi izlediniz. Araçla ilgili kafanızda bir fikir oluşmuştur. Benim bu aracı tercih etmemdeki en büyük sebeplerden bahsedeyim. Daha önceden Astra F vardı biliyorsunuz. Kanalda izleyenler vardır daha önceki videolardan. Astra F'nin de yine olayı buydu arkadaşlar. 95 modeldi ve kendi yılını geçtim. Hala günümüzdeki bazı çıkan güncel araçlardan bile daha iyi bir yol tutuşa sahipti. O F kasa arkadaşlar sonra G sonra da H diye gidiyor. Bunu da yine Ankara'dan Zafer Alkar abinden aldım. Kendisi sadece çok iyi bakmış. Buradan kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Bakımlı bir araç bulduğunuz zaman arkadaşlar genel anlamda zaten sıkıntı yaşamazsınız. Peki gelelim fiyat konusuna. Arkadaşlar Opel'ler fiyat performans anlamında piyasanın teknoloji dünyasında bir atıfta bulunmak gerekirse Xiaomi'sidir gibi diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar o rakam alabileceğiniz en optimum değerleri Opel'lerden karşılayabilirsiniz. Bunun sebebine gelelim. Arkadaşlar Opel kesinlikle LPG kabul etmez. Öte yandan parçaları bir Alman aracı olduğu için haliyle pahalıdır arkadaşlar. Burada şöyle bir sonuç çıkıyor. Mesela adam GM olarak geçen Opel orijinal bir parçasını 650 liraya takmak yerine
gidip yan sanayisini 150-200 liraya takıyor. Bu da beraberinde sonu bitmek bilmeyen sorunları getiriyor. Yani buradan arkadaşlar şu sonucu çıkartabilirsiniz. Eski araçlarda yan sanayi parçaların kullanılmasıyla birlikte Opel'ler arıza çıkartmaya başlıyorlar. Özellikle benzinli motorlarda. Dahasında bu arızalar can sıkıcı hale geldiği için piyasada hep böyle bir bozuk arabaymış gibi algı oluyor. Dolayısıyla fiyatları da diğer araçlardan daha aşağıda oluyor. Mesela şu anda bu videoyu çekmiş olduğum tarih için şu aracı satmaya kalkarsam şu an için değeri 150 bin lira. 150 bin liraya arkadaşlar Osmaniye'de 1999 model, 2000 model, 2001 model Toyota Corolla dana göz olarak geçen o araçları satıyorlar. Yani bir istişare ettiğiniz zaman kendi içerinizde 2007 model bir Opel Astra H almak mı yoksa 99-2000 model bir Corolla almak mı gibi diye düşünebilirsiniz. Orası da insanların tercihi, saygı duyuyorum. Ben bu araçta mutlu olduğum için bunu tercih ettim. Dediğim gibi şasinin hissiyatı çok iyi. Af buyurun oturmuş olduğunuz yerden aracın arkasını, önünü, sağını, solunu hissedebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu direksiyon da yine dediğim gibi sert bir direksiyon. Sertliğiyle beraber yol tutuşu size çok güzel aktarabiliyor. Yani yoldaki herhangi bir tepkimi ellerinizde hissedebiliyorsunuz. Bu da araca çok güzel bir şekilde hükmetmenizi sağlıyor. Aynı zamanda şasi dengesi de buna uygun yapıldığı için araçta herhangi bir ESP bulunmamasına rağmen gerçekten ama gerçekten çok güzel bir yol tutuşa sahip arkadaşlar. Yol tutuş dediğiniz zaman zaten otomobil kültürü oturan bir insan hemen sizlere şunlardan bahsedebilir. Ford der, Opel der, Mazda der, Subaru der. Bunlar arkadaşlar gerçekten yol tutuşta iyi araçlardır. Araçta bulunan olaylara gelirsek arkadaşlar, double ekran sonuna yapılmış dediğim gibi. Onun haricinde orijinalinde Cosmo paket olarak bunlar sunulmuş. Mesela burada yağmur sensörü var arkadaşlar. Burada bir far sensörümüz var. Mercekli farlarımız var, far yakamalarımız var. Mercekten ötürü zaten bunun olması gerekiyor. Direksiyondan tuşlara hükmedebiliyoruz. Bu da yine güzel bir özellik olarak düşünüyorum ben. Devamında arkadaşlar, en başta zaten benim için önemli olan şey aracın hissiyatı. Aracın sağlam olsun vesaire sizlere çok güzel bir şekilde geri dönüş sağlıyor. Burada da şasideki konuşturulmuş olan mühendislikten diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni aracımdan da bu şekilde bahsedebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, beğenmezseniz dislike atmayı ve sebebini de yorumda belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.